Güneş'in yeni bölümüne hoş geldiniz. 27. bölümde birlikteyiz. Ben Elif Çetin. Geçtiğimiz hafta görüşemedik, özledik birbirimizi. Hepinize çok teşekkür ederim. Hem mesajlarınızdan dolayı hem sevgi ve iyi dileklerinizden dolayı. Bunların hepsi tabii ki çok iyi geliyor. Manevi olarak kendimi iyi hissediyorum. Bir yandan da tabii sorumluluklarımız var. Anlatmamız gereken, farkında olunması için yakalamamız gereken yeni gerçeklikler yükselmeye devam ediyor. Bugün o yüzden size biraz daha farklı bir içerik formatı sunmak istiyorum. Böyle bir şey düşündüm kafamda. 3 tane büyük olay vardı. O olaylarla ilgili biraz yorum yapayım. Bir de böyle bir sürprizim var. O olaylardan bir tanesini aslında destekleyecek bir şey. Oculus'a bakacağız. Sanal gerçeklik deneyimini biraz ben bir haftadır yaşıyorum. Yani eğer hastalığıma denk gelmeseydi daha iyi yaşayacaktım. Ya da o kadar hastayken roller coaster'a binmeseydim o da iyi olabilirdi. Çünkü şey yaşıyorsun yani algısal şeyler yaşıyorsun. Anlatacağım şimdi. Tabii bu şeylerden dolayı çok büyük katılımlar sergileyemedik fiziki olarak. Ama yine de önemli şeyler oldu. Onları da sonra anlatacağım. Yine bugün programın sonunda bir sürprizim var. Bir yazımdan bahsetmiştim size. O çıktı. Onu göstereceğim. Şimdi hazırsanız hızlıca başlayalım. CERN'de bilim insanları biliyorsunuz yıllardır aslında önemli çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Ne orada yapmaya çalıştıkları şey? İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde inşa edilen büyük hadron çarpıştırıcısıyla birlikte aslında evrenin sırlarına ulaşmaya çalışıyorlar. Bu büyük patlamanın öncesi nasıl oldu ve bütün o aradaki gizemler, tabii fizik burada ne kadar önemli karşımıza çıkıyor, mühendislik ne kadar önemli karşımıza çıkıyor, bilim insanları, teknoloji geliştikçe daha çok şey bilebiliyoruz, inovasyon, hep bunlar aslında vücut bulmuş hale. O yüzden ben çok önemsiyorum bunu. 3 yıllık bakım ve onarım çalışmaların ardından yeniden çalışmaya başlatıldı bu hafta ve bence atlamamamız gereken önemli bir olay. Takip etmeliyiz. Bilim insanları da tekrar o şeye sürece girdikleri için çok heyecanlı olduklarını söylüyorlar. Fakat tabii bu kadar büyük işte -70'ler şey olarak, soğukluk olarak derecelerdeki donmalardan sonra makineler nasıl çalışacak onlara da bakacaklar. Evet, CERN'de yapılacak bu çalışmalar gerçekten çok önemli. Nasıl uzayda şu anda yapılan teleskoplarla birlikte herkes izlediği, gönderildiği, hangi bilgileri topluyor, Mars'ta ne gibi çalışmalar yapılıyor. Bunlar ne kadar önemliyse dünyada da şu anda ne yapıldığı çok önemli. O yüzden ben de takip etmeye devam edeceğim. Gelelim haftanın ikinci önemli konusuna. Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması. 44 milyar doları verdi ve aldı. Yani bazı ülkelerin toplam gayri safi yurt içi hasılasını, toplam GDP diyorlar buna, o kadar bile olabilir. Şimdi yılbaşlarında şey vardır biliyorsunuz, böyle büyük ikramiyeyle ne yapılır? İşte şu kadar ev alınır, şu kadar bir şey alınır falan diye. Baktım 44 milyarla ne alınır diye şeyler yapmış mı, siteler haber yapmış mı diye. İşte demişler ki dünyanın en pahalı yatı bile işte 4,5 milyar dolar. Bu parayla aslında çok ciddi şeyler tabii ki yapılır. Peki Mars'ta koloni kurmak isteyen, Amerika'daki hükümetle işbirliği yapıp NASA'yı bir şekilde daha düşük maliyetli hale getirerek ve daha esnek hale getirerek oradaki bütün çalışmaları üstlendi, ihalesini aldı ve orada şimdi dünyanın dışına çıkmak ve uzayı ticarileştirmekle ilgili ciddi çalışmalar yapılıyor. Bununla birlikte Neuralink ile birlikte beyin çipleri oluşturuyorlar. Hyperloop var, yüksek hızda trenle birlikte işte İstanbul-Ankara arası 30 dakika olacak gibi düşünebilirsiniz. Türkiye'de böyle bir şey olursa. Böyle bir insan neden bir sosyal medya mecrasını satın almak istedi? Herkes bunu çok merak ediyor. Twitter benim için önemli bir mecra çünkü takip ettiğim insanlar var. Bilgi akışı için önemli buluyorum. Ben de kendi düşüncelerimi, bilgilerimi, altın çizmek istediğim şeyleri paylaşıyorum bir mecra olarak. Yani bir Instagram'dan daha çok işlevsel benim için. Özellikle iş dünyası için de daha öyle olduğunu düşünüyorum. Zaten dünyada 350 milyon gibi bir kullanıcısı var kabaca düşünürsek. Bunların 270 küsürü milyon olarak aktif, günlük aktif kullanıcı sayısı önemli. Şimdi tabii ki daha önce de anlattık ama yine belki izleme şansı olmayanlar için söyleyelim. Twitter çok karlı bir platform değil.
değil. İş modeli olarak da, ürün yelpazesi olarak da, diğer şeyler gibi, Facebook gibi, Instagram gibi, zaten onların hepsi aynı şirket biliyorsunuz. Güçlü bir şey yapısı yok, finansal yapısı yok. Peki o zaman neden satın almak istedi? Yani zaten karlı olmayan ya da işte ne bileyim inanılmaz gelir getirmeyen bir yere. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu içindeki veriler konusu çok önemli. Özgür ifadeyi getireceğim diyor. Belirli şeyleri var, söylemleri var. Bunlar çok önemli söylemler. Şimdi okuyorum, 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 okuyorum. Genelde bakıyorum yani hani bir analiz yazısı da bir fikir yazısı da Web 3.0'dan bahsedecek mi diye şu ana kadar açıkçası görmedim. Yani neden almak istediğiyle ilgili düşüncelerde hep özgür ifade var. Tabi burada ciddi analizler yapmamız gerekiyor. Web 3.0'ı yani bir araştıranınız, bakanınız oldu mu bilmiyorum ama ben bu konuda eğitimlerde verdiğim için, anlattığım için. Şimdi internetin bir sonraki versiyonu dediğimizde bu tam bir yere oturmuyor. Daha zaten henüz böyle fikir aşamasından uygulanma aşamasına yeni geçti de diyebiliriz. Yani popülaritesi son bir yıldır ya da uygulanabilirliğe olan inancı son bir yıldır bu kadar yükselmiş durumda. Tamamen blockchain tabanlı bir sistem düşünün. Bütün şey kullanıcıda olacak, güç kullanıcıda olacak. O zaman bu şirketler Web 2.0'daki sosyal medya şirketleri bir aracı olarak kalacak ve gereksiz olacaklar. Dolayısıyla bunların geçişlerini yapmak lazım. Mesela Facebook geçişini Metaverse'le yapmayı planlıyor. Ben böyle yapmayı planlıyorum demiyor ama biz bunu anlıyoruz. Şimdi Twitter'dan da bunu anlamalıyız. Jack Dorsey dedi ya işte onu uçurumun kenarından kurtarabilecek biri varsa o da Twitter'dı diye. Mevcut yönetimin bence bu vizyonla bunu görüp Twitter'ı alıp bir sonraki versiyonuna taşıyabilecek bir durumu yoktu. Zaten dünyada çoğu şirkette gördüğümüz şey bu. Biraz da basiretsiz insanların toplandığı yapılar çok fazla. Yani orada ilerleme çok mümkün değil. Dolayısıyla da biraz daha vizyoner insanlara ihtiyacımızın olduğu, inovatörlere ihtiyacımızın olduğu bir dönemdeyiz. Şimdi Twitter'ı artık işte açık kaynaklı olmasıyla, herkese mavi tık vermesiyle, bir sürü şeyle geçişi hazırlıyor. Tabii bunlar yeni tartışmaları da doğuracak. İşte herkesin mavi tık olması, anonim kişinin anonim olma özelliğini elinden alabilir. Bu da farklı sonuçlara yol açabilir vesaire gibi. Biliyorsunuz bir şey olduğunda sadece aslında bir şey olmaz. Etrafında bir sürü şey olur ve onlar birbirleriyle etkileşime geçerler. Bunu bir başlangıç dönemi olarak kabul edelim. Şimdi Elon Musk'a diyorlar ki Techno King. Çünkü işte teknolojinin kralı. Google'a da Techno King yazdığınız zaman Elon Musk çıkıyor. Burada bir de plokrat kavramı çıkıyor karşımıza. Elon Musk'a plokrat diyorlar. Nedir bu? Parayı ve gücü aslında tamamen elinde bulunduran insanlar. Yani var olan parasını, gücünü korumak için kullanan kişiler ya da o kadar güçlü, o kadar zengin ki hep bir şeylerin yönetiminde gibi düşünebiliriz. Yani baktığımız zaman herkesin çok da hoşlanacağı bir şey değil plokrat olmak. Ama şimdi herkes her şeyi söyler biliyorsunuz ki işte birisi dahi diyor, birisi çok vizyoner diyor, birisi çılgın diyor, birisi diyor ki bu adam nasıl bir adam, amacı ne, ne yapmaya çalışıyor. Şimdi internet, uydu internetle zaten dünyanın etrafını sardı. Sosyal medyayı da aldığı zaman buradaki verileri alıp bir yapay zekaya entegre edeceklerini düşünüyorum. Yani onu geliştirmek için kullanacaklarını düşünüyorum. Yani en mantıklı şeyi bu gözüküyor. Sebebi bu gözüküyor. Onları biriktirmeye ya da almaya çalışsa zaten daha maliyetli olacaktı. Şimdi bence benim fikrim Elon Musk vizyoner bir insan. Ama bu vizyonerlik işte hani 2-3 arkadaş oturuyorsun ya harika bir vizyonun var gibi bir şey değil ya. Bu biraz daha sınırları zorlayan bir vizyonerlikten bahsediyorum. Şimdi zaten vizyon kavramına Türkiye'de baktığımız zaman orada da bir düzeltme yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi nasıl? Şirketlerin web sitelerine girin. Vizyonumuz, misyonumuz. Nedir vizyonumuz? 5 yıl içinde dünyanın en büyük işte deri imalatçısı olmak. 6 yıl içerisinde lojistik piyasasının lideri olmak falan gibi. Yani önümüze koyulan vizyonlar hep böyledir genelde. Fakat vizyon aslında tanım itibariyle, kelimenin kökü itibariyle de bakış demek. Yani bir şeyi nasıl gördüğünle ilgili bir şey.
O yüzden mesela ben çok uzun yıllar boyunca çalışırken özellikle Türk şirketleriyle hep bu gördüğüm vizyondan dolayı, gördüğüm şeylerden dolayı ya işte bugün bunlar var, bunları yapalım, gelecek o kadar şey değil, yani önümüzdeki şeyleri düzeltelim önce gibi bir şeyle karşılaştım. İlk yıllarda bunu anlayamıyordum, neden böyle olduğunu. Sonra tabii ki yıllar ilerledikçe, tecrübeler edindikçe bunları gördük, ne neden oluyor, bunları anladık. Fakat şöyle bir şey var. Ben kendime vizyon stratejisti dedim. Bunu boşuna söylemedim. Çünkü benim işim dünyayı görmenin yeni yollarını bulmak. Yani bu böyle. Her incelediğimde, her baktığımda bulduğum yeni şeyler, gördüğüm yeni şeyler, belki zaman zaman insanları biraz daha konfor alanından çıkmaya zorlayacak şeyler aslında hep olacak olan, ileride bizi bekleyen şeyler. Hayal etmek farklı bir şey, bir vizyonla bunu görmek ve olmasını sağlamak farklı bir şey. Şimdi Elon Musk'ta bu var ve bence bunu tartışmamalıyız. Fakat burada bir de şöyle bir durum var. Madalyonun diğer yüzü tabii ki. Bu kadar sınırlarda olan insanlar, bunların yetenekleri çok yüksek, kapasiteleri, enerjileri çok yüksek. Onların uyku saatiyle, günü yaşama algılama biçimiyle bizimkiler aynı değil. Aynı yerden bakmıyoruz bir kere her şeyden önce hayata. Zaten videolarını izlediğinizde böyle garip garip hareketleri var. İşte ne bileyim, bazen dans etmeye çalışıyor. İşte her şey için diyorlar ki Elon hadi bize bir dans yap. Bakıyorsun diyorsun ya böyle bir adam nasıl bu kadar mütevazı olabilir? Yani işte herkesle arkadaş gibi espriler, şakalar. Fakat bir taraftan da bu insanlar tabii ki çok zor insanlar. Steve Jobs örneğini mesela düşünün. Onun da bir dahi olduğunu herkes söyledi. Ama bir taraftan da hakkında yazılan kitaplar, onunla çalışan insanların söyledikleri şeyler. Yani bunları size niçin anlatıyorum? Bir şeye bakarken çok kapsamlı bakmamız gerekiyor. Onu anlamak isterken onunla birlikte etrafındaki başka şeyleri de anlamamız gerekiyor. O zaman parçaları birleştirebiliriz ve bütünü görebiliriz. Yani her şeyin tek bir cevabı yok. Elon Musk Twitter'ı neden aldı? Yani işte şu sebeple aldı. Aa tamam bitti. Peki şimdi ne olacak? Şu 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 olacak gibi değil. Önümüzde yükselen ve çok değişik bir dünya bizi bekliyor. Bugün size biraz göstermeye çalışacağım. İçini göremeyeceksiniz ama benim tepkilerimden biraz anlayacaksınız. Şimdi önümüzdeki dönemde takip etmeye devam ederiz. Ben size gelişmeler oldukça haber vermeye, tartışmaya, bunları anlatmaya devam ediyorum biliyorsunuz. Fakat Twitter'ın satın alınması artık onun var olan halinden çok daha farklı bir hale geleceğini ve bu yolculukta bizim de değişimler göstereceğimiz anlamına geliyor. Bunu böyle okuyabiliriz. Evet, geldik bu haftanın ürün tanıtımına. Şimdi size yine güzel bir ürün tanıtacağım. Çağımız biliyorsunuz teknoloji çağı. Az önce de size anlattım. Yani önümüzde bizi bekleyen çok farklı bir dünya var ve her saniyede ihtiyaçlarımız değişiyor. Peki ihtiyaçlarımız sürekli değişirken tarifemiz neden aynı kalsın? Gerçekten hiç böyle düşünmemiştim. Şimdi Turkcell'le GSM dünyası da değişiyor ve tüm kontrolün sizde olduğu bir dünya geliyor. Bakın bu kontrol meselesi artık tamamen kullanıcıya geçiyor. Bunu artık ürünlerde de kampanyalarda da görüyoruz. İhtiyaçlarınızla birlikte değişen aynı sizin gibi bir dünyada Turkcell Yapboz. Bugün size anlatacağım ürün. Yani aslında diyor ki bir başka deyişle burası sizin dünyanız. Burada tarifini ihtiyacına göre, isteğine göre dilediğin zaman değiştirebilirsin. Herhalde o yüzden de adına yapboz dediler. Yani işte bir şey yapıyorsun, sonra tekrar değiştiriyorsun. Aa böyle olmadı, başka bir şey yapayım diyorsun. Mesela nasıl örnekliyorlar bunu? Çok beklediğin dizinin yeni sezonu mu geldi? Ya da o ay daha fazla müzik mi dinledin? Gigabyte mi lazım? Hemen gigabyte arttır, yeni bir şey yap diyor. Eskisi kadar çok SMS kullanmıyorsan, hiç SMS'e ihtiyacın yoksa sıfırla gitsin, faturan da azalsın diyor. Yani böyle işte bazen sevdiklerinizin seslerini duymak istersiniz. Açayım bir telefon, konuşayım, bakayım, edeyim. Orada şimdi ekranda da görüyorsunuz, bazı paketlerde dakikalar oluyor, onları önceden seçiyorsunuz. Burada da güzel bir şey var. Yine kontrol elinizde. Hemen dakikanızı arttırabiliyorsunuz ve bu sevdiklerinize kavuşabiliyorsunuz. Burada baktığımızda kısaca şunu görüyoruz. Gigabyte, dakika, sosyal medya, SMS, bunları tamamen siz belirliyorsunuz. Üstelik güzel olan başka bir özelliği daha dikkatimi çekti. Faturanız kesilmeden son günde bile ihtiyacınız olmayanı atın.
faturanızın tutarı azalsın diyor. Bence bu esneklik çok önemli. Kontrat da yok Turkcell Yapboz'da. Bu da güzel, yani kontrol sizde. Şimdi Turkcell'e gelen herkesi Yapboz ile yeni bir dünya bekliyor. İlgilenenler bakabilir. Evet, geçtiğimiz hafta, yani artık bu bitiriyor olduğumuz haftada Zuckerberg bazı fotoğraflar paylaştı Instagram'da. Metaverse dünyasına gidecek olan Meta'nın, aslında bu Oculus VR başlıkları satılan perakende mağazalarının açılışını duyurdu. Bir mağaza içerisinden, açılacak olan ilk mağazanın içerisinden görselleri paylaştı. Tabii burada çeşitli ürünler de var. Daha önce Ray-Ban'le işbirliği yaptıkları ürünler. Buna Meta Store dediler. Yani aslında App Store gibi düşünebilirsiniz. Amacı tamamen ürünlerin deneyimini size sağlamak, yaşatmak. Bu böyle bir ürün, böyle takıyorsun, böyle kullanıyorsun, bunu görüyorsun. Oradaki şey, şimdi tabii buradaki espri şu, bunu artık perakendeye getirdiğine göre buna herkes sahip olacak. Yani bir sonraki iPhone kuyruğu yerine Oculus kuyruğu olabilir. Ha, Türkiye'de olur mu? Mağaza ne zaman açılır? 300-400 dolara satılıyor galiba şu anda. Buradaki kurları düşündüğümüz zaman, ya da öyle, ya bırakın kurları, dışarıda öyle bir dünya var. İşte bazen size anlatıyorum, işte binlerce gezegen, galaksi, şu bu diye. Orada böyle bir nokta bile değilsin. Geliyorsun içeri. Şeyde yönetmenler buna zoom in diyorlar. İçeri giriyorsun kadrajda. Büyütüyorsun oradaki şeyi. Geliyorsun işte dünyanın içerisindeki olan olaylar. Ondan sonra bir bakıyorsun Elon Musk Twitter'ı almış. Johnny Depp'le Amber Heard'ın inanılmaz ilişkisi. Bir sürü şey var dünyada. Buraya geliyorsun. Böyle kalıyorsun. Yani çünkü ne söyleyeceksin ki, ne anlatacaksın yani? Değer kaybeden parayı mı anlatacaksın? %300 artan ev fiyatlarını mı anlatacaksın? Yani bir sürü şey ve bence çağımızın çok dışı. Şimdi o yüzden böyle şeyler olduğunda sanal gerçekliğe insanlar daha mı çok gidecekler? Onu açıkçası merak ediyorum. Şimdi bu ürünü bana denemem için gönderdiler. Bana ait bir ürün değil bu. Satın almadım. Burada biliyorsunuz zaten satılmıyor. Aslında Amerika'dan isteyebilirim, getirebilirler ama bakacağım ona. Sonunda kutu da açtık. Benim kutum da böyle işte. Ben de böyle teknoloji şeyleri açıyorum, Oculus. Çok basit bir şey var, yapısı var. Hemen buradan başlığı çıkartıyorsunuz. Şimdi böyle bir şey, bir başlık. Hani hep anlatıyorum ya, sanal başlıklar aracılığıyla gideceğiz diye. Ben tabii böyle teknoloji ürünlerini, donanımlarını ve en ince ayrıntılarını inceleyen birisi değilim. Fakat buna farklı konseptlerde bakıyorum. Bence ürünün kullanım deneyimi açısından henüz çok erken aşamalarında, zor yani. Özellikle bunu ayarlamak, bunu daha konforlu hale gelmesi lazım. Zaten bu modeller de ilk satın aldığı yıllarda, yani Oculus'u satın almıştı Facebook biliyorsunuz. O orijinal şeyler. Şimdi bunların farklı formatlara geldiğini göreceğiz ve bu pazarda çok ciddi rekabet kızışacak. Böyle joystickler var. Oyuncular, daha önceden hayatlarında oyun oynamaya alışık olanlar çok şanslı olacaklar. Bunlar aracılığıyla o dünyada, işte mesela atıyorum, seçimini yapıyorsun. Ekran çıkıyor sana. Diyor ki işte kendi alanlarını belirle diyorsun. Bunu tuttuğunda ucunda bir ışın gibi bir şey oluyor. Bastığında onaylamış oluyorsun gibi. Ama mesela diyelim ki içinde nasıl şeyler var? İçindeki içerikler şu anda onlar da erken aşamadalar. Fakat şeyi anlıyorsun. Yani seni nasıl bir dünya bekliyor? Onu anlıyorsun. Özellikle eğlence anlamında. Şu anda tabii ben burada çalışma şeyini denemedim. Daha çok eğlence şeylerine baktım. Mesela Netflix içerikleri var. 3 boyutlu. Bir dağcıyla beraber onun olduğu yükseklikte dağdaydım mesela. Bakıyorsun işte o yüksekliktesin. Roller coaster'a bindim. O şeyi yaşadım. Tabii ki algı seviyemiz, beynimizin şu anki mevcut durumu bu kadar farklı boyutlara alışık değil. O yüzden bir uyum süreci de geçirmemiz gerekiyor. Bu cihazların da uyum süreci geçirmesi gerekiyor. Zaten bunları bir ara donanım olarak düşünelim. Yani geçiş dönemi cihazları olarak düşünelim. Aslında gideceğimiz yolculukta görünmeyebilirler bile bir sonraki şeylerine geldiğimizde.
hallerine geldiğimizde. Burada şuna bakmamız gerekiyor. Bu sanal versiyonlarımızla nasıl başa çıkacağız? O dünyalardaki kimliklerimiz ne olacak? Yeni ihtiyaçlarımız ne olacak? Kendimizi birey yerine koymak istiyoruz, böyle ifade etmek istiyoruz. Avatar olarak ifade ettiğimizde ne olacak? Şimdi buraya 13 trilyon dolarlık bir pazar diyorlar Metaverse. Gittikçe büyüyor, bu rakam daha da büyüyecek. Bu kadar çok ticari değeri olan bir yerde neler olabileceğini hayal edebiliyor musunuz? Yani kullanıcı olarak siz orada gerçekten ciddi bir dünyanın içerisine gireceksiniz. Buna ben de dahilim, buna herkes dahil. Yani bu şey gibi değil, akıllı telefon kullanmıyorum, tuşlu telefondayım hala gibi bir şey değil. Kaçamayacağımız bir geçiş dönemi, sanal gerçeklik hayatımızda daha da artacak. Şimdi hemen onunla bağlayacağım. Bu hafta böyle bir şey yaptık. Aslında gerçekten sesimden de anlayacaksınız. Ama sizden uzak kalamadım. Şimdi bu Magnus Quarterly isminde bir dergi her çeyrekte çıkıyor. Yani 3 ayda bir çıkıyor. Çok özel bir yayın. Tavsiye ediyorum, bunu mutlaka alın. Bu sayı yenilik sayısıydı. Her sayının bir teması var. Biliyorsunuz benim odaklandığım şeyler teknoloji, gelecek ve inovasyon. Yani bu üçü benim kapsama alanım dışında. Bunlarla ilgili zaten ürünlerim ve hizmetlerim de var. Bunları da biliyorsunuz. Fakat böyle yazılar da yazıyorum. Bazen röportaj oluyor, bazen yazı oluyor. Şimdi burada 6 sayfalık bir yazım var. Gerçeğinizi nasıl alırdınız diye. İki dilli bu. Bir tarafında Türkçe, bir tarafında İngilizce var. Ve aslında anlatmaya çalıştım. Birey açısından Metaverse'ü, bizi bekleyen şeyleri, karşımızda değişecek olan kavramları, gerçeği yeniden tanımladığımızda bizi nelerin beklediğini kendi vizyonuma göre anlatmaya çalıştım. Merak eden varsa bu sayıyı mutlaka edinip okuyabilir, görüş ve önerilerini de paylaşabilir. Bu haftalık benden bu kadar. Çok farklı bir şey denedik. Bakalım bunu yorumlarda konuşalım, tartışalım. Yani mesela böyle 5 tane haber anlatıp bunlar üzerine analiz yapmak mı daha iyi, yoksa haftanın öne çıkan olaylarını yorumlamam mı sizin için daha etkili oldu? Bunu da kendi aramızda konuşalım, kendi topluluğumuzda karar verelim. Kendi kendine büyüyen ve birbiriyle etkileşimde olan çok güzel bir topluluğumuz var. Bu da beni çok mutlu ediyor. Bugün benimle birlikte Gökhan vardı. Teşekkür ederim ona da. Rejide de Meltem vardı. Ona da teşekkür ederim. Harika bir çalışma yaptık yine sizler için. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. I am Elif Çetin sosyal medya hesaplarım. Beni takip etmeyi unutmayın. Bu videoyu da paylaşmayı, likelamayı ve Cüneyt Özdemir YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.